Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size çok zarif şöyle çıtı pıtı bir model hem de kolay arkadaşlar. Bir iğne oyası modeli tarif edeceğim. Modelim şu şekilde arkadaşlar bu iğne oyası modeli bakın çıtı pıtı sadece tülbente rengiyle tığ battısı gidilmiş zürafası gidilmiş üzerine minik minik yaprakların kirpikler yapılmış Evet şimdi ben bunu sizler için tığa çevirdim Evet arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde nar çiçeği yazmamızı iki zincir çekerek tığ battılıyoruz hazırladık ve şimdi yapraklarını yaparak buraya çiçeğimizi oluşturacağız şöyle ters tarafına çevirdim bu ilk baş olduğu için herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile sabitleyin buraya 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi hemen yandaki tığ battıma bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen yaptığım bu altı zincirli yuvaya kapatıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çevirdim bu 5 zincirli yuvanın içine kapattım Evet sinek kanadından buraya bir yaprak oluşturuyoruz 10 zincir 6 7 8 9 ve 10 zincir çevirdim 10 zincirimi bu şekilde ve yuvanın içine 10 zincirimi kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde birinci yaprağımızı yaptık. 15 tane zincirden yuva yapacağız çiçeğimiz için. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Buraya hemen kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir dal oluşturduk 15 zincirden. Şimdi tekrar sinek kanadı yapacağım ve 5 zincir. 5 zincirimi bu şekilde şu ipi de sağlamlaştırmak için alalım arkadaşlar. Almak şart değil ama yapamayan alamayan zorlamasın. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle yine çeviriyorum 5 zincirimin içine sık iğne ile buraya sabitledim. Evet yine 10 zincir 6 7 8 9 ve 10. Sıkı sıkı 10 zincirimi çektim. Bu yuvaya sabitliyorum sık iğneyle. Dibine de bir tane zincirimi çekiyorum. Evet. Bu sinek kanadım da bu şekilde hazır. Hemen ipimi koparıp yeşil ipimi yakıyorum. Yanına bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ters tarafına çeviriyoruz yine demin yaptığımız işlem gibi ve buradan 7 tane tığ battı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7. tığ battı ya sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum ve yine 6 tane zincir çekiyorum Dibinde de bir sık iğne var. Tümseklik için. Hemen yanındaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Arada bakın 5 tane kaldı arkadaşlar. Bunu eğer uzak bulanlar 4 bile bırakabilir. 5 zincirimi çekiyorum. Çevirdim. Şöyle düz tarafına. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim sabitledim. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 8 9 ve 10. Çevirdim yine düz tarafına. Bakın, birinci sinek kanadımızı bu şekilde arkadaşlar tamamlamış oluyoruz. 15 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi kapattım buraya yuvamın içine. Hemen dalımız hazır. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Çevirdim. Bu 5 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 zincir. Çeviriyorum. Buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de şöyle bir zincir çekiyorum ki arkadaşlar koparmadan önce ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Eee sarıyı yaparken videonun düğmesine basmamışım arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde. Şimdi daha var yuvalarımız yapacak sizlere gösterecek. Bu 15 zincirimin içine ortaya yaptığımız dalımızın arasından girip sık ile buraya ipimizi sabitliyoruz. Şöyle üzerine de bir zincir. Bir zincirimi çektim. Bu camsil hortumunu alıp takıyorum. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu yuvaya girdim. Bir iki tane zincirimi çekip aparatıma taktım. Zincirlerin dibinde sıkıca çekilmesi bir iki zincir. Bir de bu camsil hortumunu arkadaşlar yağ çöz hortumunu bulursanız daha güzel sert olduğu için kirpikler güzel kalıp gibi çıkıyor. 3 oldu. 1 2 zincir şöyle 4 oldu. Şöyle kalıplıyorum sıkı sıkı. Zincirleri de sıkı sıkı çekiyorum. 1 2 zincir taktım aparatıma. Bu 5 oldu. Bu 6 taneydi arkadaşlar iğne oyası modelinde ben de 6 tane yaptım daha fazla kirpik sevenler 8 veya 10 tane yapabilir o sizin zevkinize ait bu şekilde 6'ya tamamladım yine aynı şekilde yeşil yuvanın içine şöyle bir iki tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ve ipimi koparıp hemen yakalım Evet bu 15 zincirimin arasından yine girdim sık iğne ile sık iğnenin üzerine bir zinciri çekip şöyle ipimi uzatıp aparatımı alıyorum ve taktım bu şekilde şimdi buraya yuvanın içine girip bir iki tane zincir çekiyorum ve buraya taktım tekrar yeşil yuvanın içine girip 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde. 3 1 2 zincirimi çekiyorum. 4 1 2 zincir 5 Yine iki zincirimi çekiyorum dibinde. Alt. Buraya altı tane arkadaşlar ilmeği yine topladım. Hemen koparmadan önce dibine bir iki zincir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dibine destek hem de ilmeklerimiz sökülmez inşallah. Evet yine iplerimi yakıp geliyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar sağa sola çevirerek kıvırıyorum. Bakın. Ortadan şöyle yukarı doğru çekilince şu arkadaşlar orta yeşil yuvaya şöyle tırnağınızla bastırınca bakın ilmekler açılıyor. Bu şekilde şöyle biraz da siz de parmaklarınızla açarak ilmeklere destek vererek bu şekilde e, kabak çiçeği gibi derler. Yani açıldı. Bakın bu ilmeklerin yapımı bu şekilde çok kolay. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de bu yaptığımız yuvaya yapalım. Daha şöyle zengin gözüksün. Evet arkadaşlar. Son yuvamızı da şöyle pembe renkle yapmak istedim. Aslında turuncuyla yapacaktım da ip uzakta. O yüzden şöyle pembe ile yapalım. Bu da güzel bir renk. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi uzatıyorum ve bu şekilde takıyorum. Şimdi tekrar aynı yuvanın içine giriyorum. Bir, iki zincir. Bu şekilde ikinci yuvanın içine giriyorum. Dibinde bir, iki zincir ama sık sık iki zincir. Bu şekilde diplerimiz güzel oluyor. Tekrar yuvaya girdim. İki zincirimi çekiyorum ve buraya dördüncü ilmeğimi taktım. Tekrar yeşil yuvanın içine giriyorum. Bir, iki zincir, beş. Tekrar yuvanın içine girdim. Bir, iki zincir, altı. Ve yuvanın içine girdim. Bir, iki zincir, Buraya kopardım arkadaşlar. Şimdi bu iplerimi yakıp hemen çıkaralım. Evet arkadaşlar, yine şöyle çevirerek çıkardım ilmeklerimi. Ilmeklerim bu halde çıkıyor, bu şekilde çıkıyor. Sonra ben şu dibinden şöyle yukarı kaldırıyorum. Bakın, şöyle tırnağınızla kaldırın. Sonra elinizle şöyle bastırın ütü gibi. Hemen açılıyor bakın arkadaşlar, çok güzel ilmeklerimiz papatyalarımız artık ne derseniz oluyor Arkadaşlar Evet şimdi bakalım bu şekilde tamamlıyoruz bu dediğim gibi altı tane kirpik ama Arkadaşlar siz bunu daha fazla çoğaltarak 8'e tamamlayabilirsiniz bakın çok kirpikten hoşlananlar Hadi elde olduğu için 6 yaptım. E, Mekik görünümlü gibi de oldu. Şöyle arkadaşlar. Bir ütülerseniz daha da güzel böyle kalıp gibi duracağından eminim. Çok kısık ama arkadaşlar yoksa o yayı biliyorsunuz bu ipler küçülüyor. Çok kısık ayarda arka tarafından ütülerseniz çok hoş bir modeliniz olacak. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Ee, videoların devamı için desteğinizi esirgemediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle. Hoşçakalın.